Ne yazık ki böyle bir tarihi karar anına bizi taşıyan, müellifi bilinmeyen ama daha içeriği belli değilken boş kağıt imzalatılarak önümüze getirilen bir projedir. Bu projenin müellifi belli değildir ama arkasındaki siyasi irade bellidir. Bu proje alel acele telaşla hazırlanmış, hukuki ve siyasal olgunlaşmaktan uzak bir sipariş projedir. Milletin egemenliği ve meclisin üstünlüğü anlayışını temel alan, bir asırlık siyasi geleneğimizi tahrip edecek, milli siyasi kültürümüzü çökertecek, millet egemenliğinin yerine şahıs hegemonyasını ikame edecek bu tasarı bugün önümüzde duruyor. Sanki milleti haberdar etmeden, milleti uyarmadan işi olup bittiye getirme çabası vardır. Hatırlarsanız daha önce iktidar çözüm süreci diye PKK ile anlaşmanın halka izah edilip kabul ettirilebilmesi için çırpınıyordu. Akil adamlar icat edip onları bütün Türkiye'de seferber etmişti. Aylarca çabalamıştı. Söyler misiniz şimdi anayasa değişikliğini millete anlatmak için en küçük bir çaba gayret sergiliyor musunuz? Milletvekillerini boş kağıda imzalattırıp milletin anlayıp öğrenmesine fırsat vermeden anayasayı değiştiremezsiniz. Cumhuriyeti tahrip edemezsiniz. Bu işler böyle olmaz. Eğer oldurmaya çalışıyorsanız bu işin içinde bir çapan oğlu var demektir. Cumhurbaşkanı yani tüm Türkiye'nin temsilcisi olması gereken kişi bir siyasi partinin genel başkanı grup toplantısına katılacak, MYK toplantısına katılacak, o partinin yararlarını, çıkarlarını savunacak, takip edecek. Cumhurbaşkanı AKP genel başkanı olacak, AKP genel başkanı da yargıyı belirleyecek. Anayasa Mahkemesi'ni belirleyecek, HSYK'yı belirleyecek. Değerli arkadaşlarım, sağduyumuzu mu kaybettik Allah aşkına? Bir siyasi parti genel başkanına Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini belirleme hakkı verilebilir mi? Parti genel başkanı tarafsız olarak yemin edecek. Yani aynı kişi Cumhurbaşkanı köşkünde tarafsız olacak, parti genel merkezinde AKP'li olacak, başbakanlıkta başbakanlık yapacak. Bu parti devletini oluşturmak demek. Siyaseti devletin temeline sokmak demek. Cumhurbaşkanı meclisi tek başına gerekçesiz fesih yetkisine sahiptir. Esat sahip değildir. Esat meclisi gerekçesiz feshedemez. Gerekçe gösterecek. Üstelik gösterdiği gerekçeyi de bir başka defa kullanamayacak. Biz hiç gerekçe bile göstermeden feshedeceğiz. Kim kimi feshediyor? %50, %100'ü feshediyor arkadaşlar. %51 ile seçiliyorsun, %100'ü feshediyorsun. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 12'sini Cumhurbaşkanı şapkasıyla atayacak. 3 tanesini de iktidar partisinin genel başkanı sıfatıyla buradaki oylamalarla belirleyecek. Sonra da o mahkemede Cumhurbaşkanı bir ihtiyaç ortaya çıkarsa yargılanacak. Olağanüstü hal kararnamesi çıkarma hakkına sahip başkan. Olağanüstü hal ilan etme hakkına sahip. Olağanüstü hal var diye kararname çıkarmaya yetkili, çıkaracağı kararnameyle anayasayı değiştirme imkanı var. Kamu yönetimini kararnameleriyle şekillendirir. Yani yürütmeyi o işletir değil, yürütmeyi tanzim eder. Yani yürütme yetkilerini de o kullanır, kapatacağı bakanlıkları kapatır, istediği yeni bakanlıkları kurar. Kamu tüzel kişilikleri ihdas eder,
devleti tepeden tırnağa tek başına götürür. Peki bu kadar büyük yetkiler kullanan birisi denetlenebilir mi? Hayır, denetlenemez. Bir suç varsa bulursun 400 milletvekilini, mahkemeye verirsin mantığı. Peki mahkemeye veririz, bizi kim yargılar? Benim tayin ettiğim Anayasa Mahkemesi üyeleri, 12'sini doğrudan, 3'ünü de dolaylı oraya getirecek. Şimdi, bu tasarı önümüzde. Ben inanıyorum ki eğer bu tasarı geçerse Türkiye çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacak. Yani biz Büyük Millet Meclisi'nin özünü, temelini, Büyük Millet Meclisi değil sadece, onun arkasındaki milletin haklarını maalesef bir tek kişiye emanet etme konumundayız. Bu proje muhalefete karşı değil, AKP iktidarına karşıdır. Bu reddedilirse bu tasarı bu meclisten, Türkiye'nin önünde büyük ufuk açılacağına ben içtenlikle inanıyorum. Evet, evet, yani Türkiye çok rahatlayacaktır. Siz rahatlayacaksınız. Yani siz kimliğinizi kazanacaksınız.